Bir ülkeyi yıkmaya kalktılar mı? Önce oranın insanlarını sevgisiz, kindar, kaba, vahşi, görgüsüz, estetikten uzak, sanattan uzak, kan dökücü, etrafa nefret tohumları saçan, hiçbir ırkı, hiçbir toplumu sevmeyen, vahşileşmiş insanlar haline getiriyorlar önce. Ondan sonra o insanları yok etmek, o toplumu yok etmek çok kolay oluyor. İlk ön aşaması bu, çünkü toplum o yönden olgunlaşmış oluyor. Her türlü kepazelik, kavga için, rezillik için müsait ediyor. Mesela Mısır'da öyle yaptılar. Akıl almaz bir kin politikası güttüler. Topluma muazzam bir nefret ruhu verdiler. İsrail nefreti, işte şuna nefret, buna nefret, Amerika'ya nefret, Rusya'ya nefret. Sonra birbirini kırıp geçirdiler. Akıl almaz bir kin vardı içlerinde. Ordudan sonra arkasından müdahale etti. Bir de ordu kan döktü. Sonra sakinleştiler. Şu an müthiş bir nefret ruhu daha da içlerinde gelişti. Yani toplumda kahredici bir nefret var şu an. Karşılıklı. Ya ordu bir çekilse kan gövdeyi götürür Mısır'da. Daha önce nasıl olmuştu? Onun 10 misli olur. Şu anki nefret daha şiddetli. Yani toplumları yıkmak, mesela Suriye'de bunu yaptılar. Irak'ta bunu yaptılar. Nefret toplumu oluşturdular önce. Yani geniş çaplı. Sonra bunu yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de bir nefret topluluğu meydana getiriyorlar. Gençler arasında muazzam bir nefret politikası. Rusya'dan nefret, İsrail'den nefret, Yunanistan'dan nefret, İran'dan nefret, kendi aralarında nefret, başka partilere karşı nefret, başka futbol kulüplerine karşı nefret, başka şehirlere karşı nefret. Mesela Diyarbakır'dan ekip geliyor, yuhalıyorlar. Karadeniz'den bir ekip geliyor, kurşun sıkıyorlar. Yani akıl almaz bir nefret ruhu geliştiriyorlar. Böyle toplumları yıkmak son derece kolay. Onun için önce bu nefret ruhunun ortadan kalkması gerekiyor. En acil hareket bu. Yani ülkemizin yıkılmaması için, birlik bütünlüğünün sağlanması için bu nefret politikasının ortadan kalkması gerekiyor. Gerici ruhun kaldırılması lazım. Gerici gelenekçi ruhta, gerici demeyelim de gelenekçi bağnaz ruhta nefret ana politikadır. Yani her şeyden nefret edilir. Hatta haşa Allah'tan bile nefret eder gelenekçiler. Peygamberin kurtaracağını düşünürler. Yani Allah hep bela verendir. Peygamber araya girip onları kurtarandır. Ya Allah'la bağlantı kurulamaz onlara göre. Allah zulmeder, haşa. Peygamber merhametli olduğu için araya girer. Allah da onun sözünü dinler ve belayı durdurur. Hep böyle inanırlar. O nefret ruhunun ucu bucağı yok. Sahabeden nefret ediyor, ondan nefret ediyor. Şiilerden nefret eder, Vahabilerden nefret eder. Amerika'dan, İsrail'den nefret eder. Rusya'dan nefret eder. İran'la olan nefret tarif edilecek gibi değil. Suudi Arabistan, Vahabilere duydukları nefret tarif edilecek gibi değil. Bu bir toplumun yıkılması için gerekli zemin olmuş oluyor. İşte İngiliz Derin Devleti'nin en yoğun çalıştığı konu bu oluyor. Bazı ahmaklar da bu çarkın içine girip onların ucuz, bedava, zavallı askerleri oluyor. Ve bunları provok etmek acayip kolay oluyor. Mesela şurada toplanır değil mi? Toplanır. Şurayı yakalım de yakar. Bak PKK'nın itleri görüyorsunuz. Çok rahat provoke edilebiliyorlar. Sokağa topluyorlar atom forvet, it kopuk takımını. Hadi şurayı yakalım tamam. Hadi şurayı yıkalım tamam. Çok kolay yönlendirilebiliyorlar. Bir hayvan sürüsü gibi. Mesela milli meselelerde ittifak gerekiyor değil mi? Olmuyor milli meselelerde ittifak. İngiliz Derin Devleti'nin esaslı politikası sonucunda basında yaptığı, bazı basın kanalları yaptığı bilinçaltı eğitimle milli başarıda bile ittifak olmuyor. Milli başarı oluyor, adamlar onu yeriyor. Mesela toptan sevilmesi lazım, toptan olmuyor, bölünüyor toplum. Nefreti böyle benzin gibi yayıyorlar etrafa. Sonra İngiliz Derin Devleti kibriti bir çakıyor, bir anda infilak meydana geliyor. Onun için emek emek hazırladıkları bu nefret tohumlarını tamamen izole edip, temizleyip arındırmak konumundayız. Bu da ancak sevgiyle ve Allah korkusu olur, Allah sevgisiyle olur.
Mesela önce İngilizlerin devleti Mısır'ı yaktı, mahvetti. Mursi'nin iktidara gelmesini sağladılar. Mursi'yi onlar iktidara getirdi, İngilizlerin devleti. Biliyorlardı yıkılacağını. Sonra kargaşa içeride bir körüklediler. Zaten nefret tohumu hazırdı. Sonra hemen orduyu devreye soktular. Yani Mursi'nin uzlaşmasını da engellettiler. O da İngilizlerin devletinin bir oyunuydu. Şimdi Mısır'da ekonominin düzeltilmesi gerekiyor. Ekonomik danışman kim? Tony Blair. İngiliz derin devletinin en sevdiği adamlardan birisidir Tony Blair. En çok güvendiği adamlardan birisidir. Onu adam ekonomide baş danışman yapıyor kendine. Oluk oluk para akıyor tabi adama. Sırf oradan bile oluk oluk para. Akıl almaz azgın bir nefret toplumu meydana getirmeye çalışıyorlar Türkiye'de. Devlet bu beyin yıkama operasyonuna karşı atak yapması lazım. Yani eğer beceremiyorlarsa becerecek kimseye görev vermeleri lazım. Mesela bak Yasin Börü 16 yaşında çocuk. 20 yerinden bıçakladılar bak nefrete bak PKK nefretine. 3. kattan attılar. Taşla başını ezdiler. O da yetmedi arabayla üstünden geçtiler. PKK azgınlığını görüyor musunuz? Nasıl bir nefret toplum meydana getiriyor? İşte burada görüyorsunuz. İşte bu köpekler şimdi de buralara yazı yazıyorlar. Akıl almaz bir uluma, akıl almaz bir çirkef köpekleşme oluyor. Hoş demekten artık konuları anlatmaya vakit bulamıyoruz. Bazı tipler için söylüyorum. Yani şimdi ben burada isimlerini verdiğim kişiler için söylemiyorum. Mesela futbol takımları karşılıklı kin meydana getiriyorlar. Şehirler arası karşılıklı kin öfke meydana getiriyorlar. Ya komşu şehre karşı öfkeli. Komşu kasabaya öfkeli. Mesela öbür kasabanın insanı geliyor ağzını burnunu kırıyorlar adamın. Mesela hangi kavim neyse diğer kavime karşı öfke. Partiler arası öfke. Fikirler arası öfke. Yani olgun, aklı başında toplum istemez İngilizlerin devleti. Vahşi, yakıcı, öldürücü, her yeri birbirine katacak anarşist, deli ruhlu insanlar ister. Bu milli bir tehlike olduğu için milli tavır alınması gerekiyor.